Bazı temel ilkeleri ve önceki derslerde işlediklerimizi kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar. Yağ asidi sentezi vücudumuzda gerçekleşen diğer anabolik tepkimelere benzer. Anabolik tepkimelerin ortak özelliğinin genellikle bir tür monomerin alınması ve bunların bir polimer şeklinde bir araya getirilmesi olduğunu biliyoruz. Genellikle bu tepkimeler delta G pozitif diğer bir deyişle istemsiz tepkimelerdir. Yani gerçekleşmeleri için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu tabii ki bir e, zorlu durum. Yani zorlu bir durum. Ancak vücudumuz arkadaşlar bu zorluğu, tepkimeyi uygun delta G değerine, yani negatif delta G değerine sahip bir tepkime ile bir araya getirerek çözer. Bu durumda vücudumuz hücrelerimizin enerji kaynağı olan ATP'den yararlanır. Tabii ki suyla tepkimesinin oldukça elverişli yani negatif bir delta G değerine sahip olduğunu biliyoruz. Böylece ATP'yi parçaladığımızda ADP ile birlikte serbest bir fosfat grubu elde etmiş oluruz. Yağ asidi sentezindeki monomerin 2 karbonlu alt birim olan asetil koa olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunları bir araya getirerek geniş bir yağ asidi zinciri oluştururuz. Ya asidi sentezinin sonraki aşamalarına geçmeden önce ilk önce kuş bakışı bir açıdan vücudumuzda gerçekleşen yağ asidi sentezinin kimyasal tepkimesini yazalım. Aslında yaptığımız iki denklemi bir araya getirmek. Daha da açık olmak gerekirse bu tepkimenin gerçekleşmesi için elimizde uygun bir delta G değeri olması gerektiğini söylüyorum. Yani bunun negatif delta G değerinde olması lazım. Bu da bize ATP hidrolizinin polimerleşme tepkisinin pozitif değerinden çok daha negatif olduğunu gösteriyor. Bu iki delta G değerini toplarsak negatif delta G değeri elde ederiz. Buraya yazdığım yağ asidi sentezinin toplam kimyasal reaksiyonunda ürün kısmında 16 karbonlu yağ asidi zinciri olan palmitik asit, palmitik asit bulunur. Palmitik asit vücudumuzdaki yağ asidi sentezinin temel ürünü. Ancak ihtiyaç duyulursa vücudumuz yağ asidi sentezinin bu temel ürününü daha uzun yağ asidi zincirleri sentezlemek için de kullanabilir. Elimizdeki asetil koA monomeri ile başlamamız gerektiğini de unutmayalım, tamam mı? Bu 2 karbonlu bir molekül. Bu yüzden 16 karbonlu bir yağ asidi için 8 asetil koA molekülüne ihtiyacımız var. Tabii ki bu bir anabolik tepkime olduğundan ATP'ye de ihtiyacımız var. Bu tepkime için toplam 7 ATP molekülü gerekiyor. Ayrıca NADPH olarak da adlandırılan bir molekülden de yararlanırız. Bu molekülü pentoz fosfat yolundan hatırlıyor olabilirsiniz. Ancak asetil koayı stoplazmadan mitokondriye taşırken de aslında NADPH ürettiğimizi, çünkü bu işlemin sitrat molekülü tarafından gerçekleştirildiğini hatırlayalım sitrat parçalanarak oksaloasetat ve asetil koaya dönüşür. Oksaloasetat da piruvata geri dönüşürken NADPH üretir. Bu oldukça önemli çünkü NADPH asetil koa molekülündeki yükseltgenmiş grupların indirgenmesini sağlayan bir elektron kaynağı. Şimdi size asetil koa molekülünde bulunan bir karbonil grubunu göstermek istiyorum. Tabii ki sadece hidrojene bağlı karbon-karbon bağlarını elde etmemiz gerekiyor. Bu bağı indirgemek için bir indirgeme gücüne ihtiyacımız var ve NADPH bir indirgeme gücü kaynağı. Elimizde 14 tane NADPH molekülü bulunması gerekiyor. İhtiyacımız olan tepkimeye girecek tüm maddeler burada. Daha sonrasında palmitik asit elde ederiz. Tabii ki bu tepkimeye giren maddelerden geri kalanlarla da bazı yan ürünler elde edilir arkadaşlar. 7 ATP ile başlamışsak elimizde 7 ADP ve tabii ki 7 serbest fosfat grubuyla birlikte fazladan 14 NADP kalır. Çünkü bu elektronları daha önceden indirgedik ve şimdi yükseltgenme işleminden geçiriyoruz. Ayrıca bu tepkime sırasında bazı su moleküllerini toplamda 6 su molekülünü de kaybederiz. Kafanızı karıştırmamak için 14'ü aşağıya kaydırmak istiyorum. Ayrıca bir şeyden bahsetmeyi unuttum asetil koa molekülündeki koa, yani koenzim A, fonksiyonel grupları da bu çift karbon karbon bağları oluşurken yok olur. Böylece yan ürün olarak 8 tane koenzim A molekülü elde ederiz. Şimdi aşağı kısma geçip stoplazmaya dönerek asetil koanın polimer hale gelerek nasıl palmitik aside dönüştüğünü göstermek istiyorum özellikle metabolik yollardan bahsederken ayrıntılarda kaybolmanın ne kadar kolay olduğunu bildiğimden, buradaki amacım tepkimenin her aşaması için ayrıntılı bir tepkime mekanizması vermekten çok, konuyu anlamanız için en önemli ve en verimli olacağını düşündüğüm aşamalardan bahsetmek. Şu an stoplazmadayız ve elimizde asetil koa var. Yağ asidi sentezinin ilk aşaması bu molekülün elektron değerini arttırarak malonil koa malonil CoA adlı daha yüksek enerjili bir moleküle dönüştürmek. Bir molekülün elektron değerinin arttırılması bunun termodinamik açıdan uygun olmadığını gösterir. Bu yüzden bu tepkimeyle bir araya getirebileceğimiz termodinamik açıdan uygun bir şeye ihtiyacımız var. Bu da aslında ATP hidrolizi. Yani ATP'nin ADP ve fazladan bir serbest fosfat grubuna dönüşmesi demek asetil koa molekülüne buradaki fosfat grubuyla elektron yükü kazandırdığımızı düşünebilirsiniz. Ancak aslında bir karbondioksit molekülüyle bu işlemi gerçekleştiririz. ATP hidrolizinin parçalanması tepkimenin devam etmesini sağlayan enerjiyi oluşturur. Size bunun kimyasal anlamda nasıl gözüktüğünü göstermek için bu iki molekülün kimyasal yapısını çizmek istiyorum. Asetil koa yani açil grubu dediğimiz iki karbon temelli bir yapıyla başladık. Oksijene ve ayrıca buradaki CH3 grubuna çift bağlı olan karbon, buradaki kükürt atomu aracılığıyla koenzim A grubuna bağlanır. Anlamanız için koa grubunu bu şekilde kısaltmak istiyorum. Malonil koa grubu da buna oldukça benzer. Elimizde oksijene çift bağlı bir karbon var. Koenzim A grubuna henüz karışmamamıza rağmen burada bir hidrojen kaybederiz ve bu şekilde hidrojen karbondioksit molekülüne eklenir. Şimdilik buraya bir hidrojen koyalım. Çözeltinin pH değerine bağlı olarak bu bir proteinat e, olabilir de olmayabilir de. Daha iyi anlamanız için malonil koayı çizmeye çalıştım. Bu aktivasyon işleminden sonra polimerleşme işlemine hazırız. 16 karbonlu palmitik yağ asidinin oluşması için bu malonil koa moleküllerini bir araya getirebiliriz. Bunun için malonil koa grubuna eklediğimiz karbondioksit molekülü bir kez daha eksilir. Karbondioksit molekülünü ekledikten sonra eksilmesi tabii şimdi kulağa biraz tuhaf gelebilir ancak bundan biraz sonra bahsedeceğim merak etmeyin. Toplam tepkiminin termodinamik açıdan uygun hale gelmesini sağlar çünkü diğer türlü tepkime gerçekleşemez. Ayrıca bu süreçte bazı su moleküllerini de kaybederiz. Bu esnada NADPH eklenir. Çünkü karbon karbon ve karbon hidrojen bağlarını elde etmemiz için önceden de söylediğim gibi NADPH molekülünün çift bağlı karbon bağlarını indirgemesi gerekir. Böylece yağ asidinin temel kısmı oluşur. Şimdi stokiyometriyi hesaplayıp size buraya yazdığım bir su molekülü ve karbondioksit grubu kaybıyla birlikte 2 NADPH molekülünün eklenmesinin, bu iki karbon alt birimlerinin daha sonraki aşamaları için de geçerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her döngüde 2 NADPH molekülü karbondioksit ve su kaybetmiş oluruz. Bu durum 16 karbonlu palmitik asit zinciri oluşana kadar devam eder. Polimerleşmeden ayrıntılı bahsetmeden önce aşağı kısma geçerek biraz da bu iki önemli aşamada görev alan enzimlerden bahsetmek istiyorum. Aktivasyon aşamasında görev alan ilk enzimin hatırlanması kolay çünkü hoş bir adı var. Asetil-CoA karboksilaz. Asetil-CoA karboksilaz. Aslında işlevini adından da anlayabiliriz. Asetil-CoA molekülüne bir karboksil grubu ekler. Bu enzimin önemli olmasının sebebi tüm bu dizilimin oldukça regüle edilmiş bir kısmını oluşturması. Bu aşama tüm bu yağ asidi sentezi sürecinin arkadaşlar hızının sınırlandığı bir aşama olduğu için o yüzden regülasyon için oldukça uygun. Başka bir deyişle, gerçekleşen bütün kimyasal tepkimeler içerisinden kinetik anlamda en yavaşı. Ya asidi sentezinin gerçekleşme hızına bakılırsa toplam hız bu aşamada sınırlandırıldığından bu aşamanın aktif olup olmadığına bakmamız oldukça önemli. Bunu bu enzimin aktif olmayan bir kısmına özel bir molekülün bağlandığı allosterik regülasyon sayesinde yaparız. Ayrıca hormonlarla da tepkimeyi düzene sokabiliriz. Bunu da hormonal olarak yazalım, hormonal. Evet, bu süreçte neler oluyor incelemeye devam edelim. İlk olarak elimizde enzimin daha iyi çalışmasını sağlayan ve dolayısıyla bu yoldaki akışı arttıran bu enzimin alösterik aktivatörü sitrat var. Bu da aslında oldukça mantıklı geliyor çünkü tüm bu asetil koa moleküllerini stoplazmaya taşıyan sitratı akla getiriyor değil mi? daha fazla asetil koA, daha fazla yağ asidi üretebileceğimiz ve bir anlamda bu sürecin ilerlemesini sağlayacağımız anlamına geliyor. Hormonlara bakarsak bu süreci etkinleştiren hormon insülin olarak adlandırılır. Bu da gayet mantıklı. Örneğimizi hatırlarsanız hamburgeri yedikten hemen sonra kanımızdaki glikoz seviyesinin de yüksel, yükseldiğini, yükseleceğini yani biliyoruz. Ne kadar fazla glikoz varsa o kadar fazla asetil koA elde ederiz. Bu sayede bu asetil koa moleküllerini daha fazla yağ asidi elde etmek için yol boyunca taşımamız gerekir. Alüsterik açıdan inhibitörlere bakacak olursak, yağ asitleri, özellikle uzun zincirli yağ asitleri, bu enzimin çalışmasını engelleyebilir. Bunu bir anlamda ürün inhibisyonu olarak düşünebiliriz. Çok fazla yağ asidi üretirsek, hücre asetil koa karboksilaz biraz yavaşlayabilirsin. Şu an elimizde ihtiyacımız olandan fazlası var diyebilir. Hormonlara gelecek olursak, bu enzimin çalışmasını engelleyen hormon glukagon olarak adlandırılır. Benzer şekilde birkaç hormon daha var ancak en önemlilerinden biri bu. Bunun iki yönlü olduğunu düşünebiliriz. Glukagon seviyesinin yemek yedikten saatler sonra glikoz seviyesi düştüğünde yükseldiğini hatırlayalım. Fazladan glikozumuz yoksa fazladan asetil koamız da olmaz. Böylece tüm bu yağ asitlerini üretmemize gerek kalmaz. Ancak yükselen glukagon seviyesinin yağ hücrelerini yağ asitlerini kan dolaşımına bırakıp daha fazla ATP üretmek için tüm hücrelerimizin parçalanması konusunda harekete geçirdiğini de unutmayalım. Yağ asitlerini parçalıyorsak aynı anda onları yeniden oluşturmak istemeyiz çünkü en azından bu aşamada bu yağ asitlerini parçalayarak enerji elde etmemiz gerekir. Şimdi bu malonil koA hücrelerini polimer hale getirerek palmitik asidin üretilmesini sağlayan enzimden bahsetmek istiyorum. Bu enzimin adını hatırlamak da kolay oldukça Yağ asidi sentez olarak adlandırılır. Yani bir yağ asidi sentezler. Bu oktan da anlayabileceğiniz üzere burada pek çok olay meydana gelir. Aynı anda NADPH moleküllerini ekliyoruz. Karbondioksit molekülleri kayboluyor. Aynı zamanda bir de su molekülü de kayboluyor. Tabii ki bu enzimde gerçekleşen tüm tepkimelerden bahsetmeyeceğiz. Ancak biraz daha aşağı inersek karbon karbon bağlarının nasıl oluştuğunu anlamamız konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Zaman kazanmamız için şimdi size açıklayacağım birkaç şeyi önceden çizdim. Sol kısımdan başlayalım. Buraya bir yağ asidi sentaz enzimi çizdim. Enzim tabii ki böyle görünmüyor. Bu sadece temsili bir şekil. Ancak burada enzimin iki aynı alt birimi olduğuna ve ikisinin de bir tiol grubuna yani burada aktif bölgede yer alan kükürt hidrojen grubuna sahip olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Polimerleşme tepkisinin ilk aşamasına hem bir asetil koa hem de bir malo malonil koa molekülüyle başlanır. Birbirlerinin yakınında olmalarını sağlamak amacıyla bir asetil koa molekülünü kükürt gruplarından birine, bir malonil koa molekülünü de diğer kükürt grubuna bağlarız. Tamam, bunlar birbirine bağlanır. Ancak artık e, asetil koa veya malonil koa olarak adlandırılmazlar. Çünkü fark ettiyseniz burada koenzim A bulunmaz. Ayrıca bu karbonlar enzimlerdeki kükürt atomuyla bir bağ oluşturduklarında koenzim A gruplarını kaybederler. Yani burada bu aşamada koenzim A grubunu kaybetmiş oluruz. Karbon-karbon bağ oluşumuna gelirsek, kısa bir süreliğine organik kimyaya geçiş yapmak istiyorum. Yukarıdaki tepkime mekanizmasına bakarken de söylediğim gibi, malonil koa molekülüne eklenen bu karbon dioksit molekülünü kaybederiz. Peki bu, karbon-karbon bağ oluşumunu nasıl etkiler? Burada bu karboksil grubunu kaybettiğinde, yani bu elektronlar çift bağ oluşturup bu molekülü bırakalım dediğinde aslında elektronlar bu karbonu oldukça nükleofil yapar. Başka bir de işte bu iki elektron bir şeyle bağ kurmak ister. Böylece etraflarında en yakında bulunan en uygun gruplu karbonu bulurlar. Buradaki karbon olduğunu varsayalım. Çünkü enzim bizi başka bir karbon bağının yakınına getirmiş durumda ve enzim sayesinde karbon bir bağ kurduğunda karbon da daha iyi bir bağ kurmak istiyorum. O yüzden fazladan elektronumu sana verebilirim der. Yani böylece bir karbon karbon bağı oluşturur ve başka bir malonil koA molekülünün gelmesi için bu alanı e, yaratır. Bu boş alanı yaratır. Bu alanı boşaltır yani. Bu döngü 16 karbonlu palmitik asit oluşana kadar karbon karbon bağı yapmaya devam eder. Biliyorum. NADPH molekülünün bu oksijene bağlı karbonları indirgemek için nerede devreye girdiğinden ve hangi aşamada su kaybı olduğundan bahsetmedik. Tamam, bunu biliyorum. Ancak bunun beta oksidasyonuna çok benzediğini şimdilik söyleyebilirim. O konuyu anlattığımız videoda da bu durumu inceleyip anlayabilirsiniz arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Tüm bunlar olup bittikten ve yağ asidi sentezinin en önemli aşaması olan karbon bağını yaptıktan sonra oksijene bağlı karbonları indirgeyerek yapısını aşağıya çizdiğim 16 karbonlu palmitik asidi elde ederiz. Bu ihtiyaç duyulursa daha uzun yağ asidi zincirleri üretebileceğimiz tamamen doygun bir yağ asidi. Son olarak size bu yağ asitlerinin son aşamada trigliserit molekülü oluşturmak için bir gliserol yapısına bağlandığını hatırlatmak istiyorum. Daha sonra bunlar VLDL parçacıkları aracılığıyla karaciğer tarafından yağların taşınması için diğer dokularımıza gönderilir.